Selam, ben Davut'tan. Dostlar, bazı serilere başladım. Başlayacağımı da söylemiştim. Bunları tanıtmıştım. Onlardan bir tanesi Koz, kitap okuma serisi. O serinin ilkiyle inşallah karşınızdayız. Bu seride dostlar, herhangi bir kitabı tamamen başından sonuna kadar okuyup diğer bir kitaba geçmeyeceğim. Böyle bir metodum olmayacak. O kitap okuma serisi içerisinde çok değişik, birbirinden farklı, karmış kurmuş bir okuma yapacağız inşallah. Çok fazla yorum katmamaya gayret sarf edeceğim. Okuduğum kitabı size tanıtacağım. Yazar hakkında belki 3-5 cümlelik bir şey söyleyeceğim, okuyacağım. Ondan sonra o kitaptan herhangi bir bölümü açacağım ve huzurunuza onları okuyacağız. Sonra noktayı koyacağız. Bununla alakalı ilk okuma hangi kitabı olsun diye düşündüm. Sonrasında dedim ki yani felsefeyle alakalı malum bu son günlerde biraz ağırlıklı olarak o konulara ağırlık verdik. Biz de felsefeyle alakalı bir metin okuması yapalım diye düşündük. Bu sebepten açılış olsun, dibaca olsun, medhal olsun düşüncesiyle Nurettin Topçu hocamızın Felsefe isimli bu kitabından bir şeyler okuyarak Bismillah diyelim ya da demiş olalım. Nurettin Topçu kimdir? Kısaca kitabın içerisinde biraz bilgi var. Kitabımız Dergah Yayınları'ndan dostlar. Nurettin Topçu 7 Kasım 1909 tarihinde Süleymaniye'de doğdu. Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ni bitirdi 1922'de. Orta öğrenimine Veda İdadisi'nde devam etti. Birinci sınıftayken babasını kaybetti. İstanbul Erkek Lisesi'nde felsefeye meyletti ve 1928 tarihinde de bu okulda mezun oldu. Avrupa'da öğrenim görmek amacıyla girdiği imtihanı kazanarak Fransa'ya gitti. Önce Fransızca öğrenmek için Aix Lisesi'ne kaydedildi. Aksiyon yani hareket felsefesinin kurucusu Biondel yanlış okumuyorsam bu sırada orada tanıdı bu kişiyi. 2 yıl sonra Strasbourg Üniversitesi'ne geçerek felsefe öğrenimi gördü. Ahlak kurslarını tamamladı. Sanat tarihi lisansı aldı. Kendisinden önce Paris'e gelen Ali Fuat Başkil, Remzi Oğuz Arık, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Cevdet Perin, Bedrettin Tuncel, Samet Ağaoğlu, Ömer Lütfi Barkan ve Besim Darkot'la tanıştı. Bunlardan Remzi Oğuz ve Ziyaettin Fahri ile Türkiye'ye döndükten sonra yakın münasebetleri ve dostlukları olacaktır. Adnan Adıvar'dan sonra Mesih ona Türkçe dersleri verdi. Hollanda üzerinden başlayan mistik ilgileri tasavvuf, İslam tasavvufuna, özellikle de vahdet-i vücut felsefesine doğru gelişti. Strasbourg'da ahlak felsefesiyle ilgili hazırlamış olduğu tezi Sarbon'da savundu ve üstün başarı kazandı. 2 Temmuz 1934 tarihinde Avrupa'ya tahsile giden Türkler arasında ahlak üzerinde çalışan ilk öğrenciymiş dostlar. Ve Sarbon'da felsefe doktorası veren ilk Türk Nurettin Topçu'ymuş. Fransa'da. Evet. Daha sonra Türkiye'ye dönüyor falan. Biraz bilgi vermiş, 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 vermiş. Eserleri arasında işte Elimdeki Felsefe, İsyan Ahlakı, Ahlak Nizamı, Ahlak, Amerikan Mektupları, Düşünen Adam, Aranızda, Bergson, Büyük Fetih, Felsefe, İradenin Davası, Devlet ve Demokrasi, İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, Kültür ve Medeniyet, Mantık, Mantık kitabı da bende vardı olsa daha önce tanıtmıştım. Mehmet Akif, Millet Mistikleri, Psikoloji, Reha, Roman, Sosyoloji, Taşralı hikayelerden oluşuyormuş bu. Türkiye'nin Marif Davası, Var Olmak, Varoluş Felsefesi, Hareket Felsefesi, Yarınki Türkiye. Şunu da söyleyeyim, dün Ebu Bekir Sofoğlu Hoca'ya yönelik yapmış olduğum reddiye videomda da söylemiştim. Hani orada demiştim ya, hoca şimdi felsefeye yar duruyor, yar duruyor, yar duruyor. Sonra kalkıyor diyor ki Nurettin Topçu okuyun, Cemil Meriç okuyun. Ben de hatta bu kitabı göstermiştim. Hocam okuyun dediğiniz hoca felsefeci, filozof bir adam. Ve sizin iddia ettiğiniz şeyler konusunda da felsefeye menfi bakan bir adam değil. Bu yüzden ya tanıyın ya da o kişiyi söylemeseydiniz keşke. Neyse, çok fazla hocaya yüklenmek istemiyorum ama yani felsefeyi bitirmeye çalışan bir vizyonu var. Yani tuhaf şeyler söylemişti. Dünkü videoma bakabilirsiniz. Şimdi dostlar, bu kitaptan ilk nereleri okuyalım? Dediğim gibi belirli bir konu takibinde bulunmuyorum. Bugün bunu okurum, yarın bir bilimsel bir makale okurum, öbürsü gün bu kitabın işte 10. bölümünü okurum falan. Böyle değişik gidecek bu seri, yani Koz serisi. Birinci bölümde felsefi düşünüş nedir? Kısa bir yazı okuyayım.
Etrafımızdaki eşyanın bilgisini duyularımızla elde ediyoruz. Birbirleri arasında herhangi bir şekilde sıralanmayan ve metotsuz olarak yani gelişigüzel elde edilen bu bilgilere düzensiz bilgiler denir. Düzensiz bilgiler bugünkü yaşayışımızı kolaylaştırarak etrafımızdan daha iyi şekilde faydalanmamızı mümkün kılarlar. Bu bilgiler belli metotlara tabi olmadan ya tesadüfen bize yaptırdığı denemelerle veya başkalarından görmek veya öğrenmek suretiyle kazanılırlar. Ateşin ısıttığını şahsi denemelerimle, kuşun uçtuğunu kuşu görmemle Erzurum şehrini görenleri dinlemek suretiyle öğrenebilirim. Düzensiz bilgiler onları elde eden insanın yönsemeleriyle karışık bulunurlar ve her perde göre değişebilirler. Mesela yağmurun yağması kimine göre faydalı, kimine göre zararlı bir olaydır. Lakin insanın bütün bilgisi böyle elde edilenlerden ibaret değildir. Evet, güzel. Düzensiz bilgilerin üzerine ilimler kuruluyor. İlim, bilgisinin evvelkinden farkı onun belli metotlar ile elde edilmesi ve genel oluşudur. Fil hakika, her ilim için kendi konusunu tanımaya yarayan kendine özel bir metot yani düşünüş yolu ayrılmıştır. İlim bilgisi gelişigüzel elde edilmez. Onu elde etmek için zihnin mutlaka belli yollardan gitmesi şarttır. Aynı zamanda ilmin genel oluşu demek, ilimde teker teker olayların bilgisi elde edilmeyip, her cinsten olan eşya ve olayların müşterek karakterlerinin tanınması demektir. Mesela, biyolojide bitkiler hakkında bir ilim araştırması yapılırken, şu veya bu şehirde veya filan bahçedeki bitkilere ait ayrı ayrı bilgiler ortaya koyulmaz. Belki bitkiler hakkında birçok araştırmalar yapıldıktan sonra bunların müşterek karakterlere sahip olanları gruplar halinde ayrılır ve bu grupların özel karakterleri belirtilir. Sahip olduğumuz bilgi bu gruplara girebilen bütün bitkilerin genel bilgisidir. Falan veya filan özel bitkisinin bilgisi değildir. Aynı zamanda ilim bilgisi objektiftir. Altını çiziyoruz. Yani ona elde eden insanın yönsemeleriyle alakasızdır. Yalnız kendi konusunu teşkil eden eşyanın karakterlerini ortaya koyucudur. Düzensiz bilgiden bu karakterleriyle ayrılan ilim bilgisi de evvelkinden daha mükemmel şekilde insanın kainattan faydalanmasını sağlayıcıdır. Bu sonuca ulaştıran her ilmin ortaya koyduğu teknik yani tatbikattır. Felsefeye gelince o, bütün bilgilerimizin üzerine kurulmakla beraber hepsinden daha çok genelliğe sahiptir. Her ilmin kendi konusu alanında ayrı ayrı sonuçlara vardığını biliyoruz. Felsefe bu sonuçların hepsini birleştiricidir. Ancak ilimlerin deneylerle elde ettiği sonuçları felsefe akılla birleştirir. Onun çalışma sahası deneylerin dışında kalır. Deneylerin sahasında içerisine alan daha geniş bir halka teşkil eder. Mesela madde hakkında felsefi bir görüş ortaya koyacağız. Yapacağımız felsefe fizik aleminin yapısını araştırmak olsun. Bunu araştırırken fizik ilminin çeşitli bölümlerinden elde ettiğimiz bilgileri, madde üzerinde yapılan deneyin şartları, ısı, ışık, ses gibi çeşitli olayları doğuran sebeplerin aynı oluşu, bütün deneylerin dayandığı fizik kanunlarının deneye dayanmadıkları vesaire gibi ve daha birçok fizik bilgilerimizi zihinde toplayarak bu bütünün içinde münasebetler kurmak suretiyle evvelki bilgilerimizin hepsinden daha genel bir bilgi elde edeceğiz. Böylelikle tabiat veya fizik felsefesi yapmış oluruz. Biyolojide canlı varlıklar hakkında her sahada ilmi bilgiler edinebiliriz. Ancak biyoloji felsefesi bu bilgilerin bütününü içerisine alacaktır. Mesela hayvanların sınıflanması veya canlı varlıkların başlıca hayati fonksiyonları hakkında çeşitli ilmi bilgilerimiz olabilir. Lakin bitkilerin olsun, hayvanların olsun, bütün canlıların ilk olarak hangi canlılardan çıkmış olduklarını düşününce bir hayat felsefesi yapmış oluruz ve bunu da yaparken canlılar hakkındaki onların karakterlerine, evrimlerine, hayati fonksiyonlarına, üremelerine vesaire ait pek çok bilgilerimizi zihinde birleştirmemiz lazım gelecektir. Tarihte ve toplum olayları sahasında mesele yine böyledir. Milletlerin tarihi hakkında tarih ilmi ayrı ayrı bilgiler veriyor. Buna mukabil milletlerin tarihi hakkında sahip olduğumuz malumat ile insanın nasıl bir evrim geçirdiğini düşünecek olursak tarih felsefesi yapmış oluruz. Fransız ihtilali hakkında tarih ilminin ortaya koyduğu bilgiler vardır. Tarih ilminin bu hususta öğrettiklerini birleştirip zihinde bunlardan bir takım sonuçlar çıkarmak da mümkündür. İhtilalin yakın veya da uzak istikbaldeki tesirlerine taalluk edebilecek olan bu sonuçlar birer felsefi görüş teşkil ederler. Yine faraza, Fransa'da büyük ihtilal olmasaydı Fransa'nın ve bütün Avrupa'nın hangi istikamette evrim geçireceğine dair ortaya konacak tahminler felsefi birer düşünüş sayılırlar. İnsan hakkında biyoloji ile ruh bilimin ortaya koyduğu pek geniş ilmi bilgiler vardır. Bunların birçoğunu bir araya getirip karşılaştırarak veya birbirleriyle tamamlayarak insanın kainattaki yeri, hayatın değeri ve akıbetimiz hakkında
elde edilecek görüşlere insan felsefesi denilir. Bilgilerimizin her sahasında felsefi düşünüşler ortaya konabilir. İlimlerin deneylerle ve ayrı ayrı varlıklar serisi hakkında bilgiler elde etmesine mukabil felsefe akıl yoluyla bunları birleştirerek bütün ilimlerinkinden daha geniş sonuçlara doğru götürür. Ancak filozof bu çeşitli bilgileri birleştirirken aralarında yapacağı seçim ve her birine vereceği değer hususunda serbesttir. Hiçbir kayda ile kayıtlanmamıştır. Bu sebepten felsefe bilgisi özel, subjektif karaktere sahip olur. Bu öznellik filozofu, hayat gücünün mahsulü olan ruhsal varlıklarla serbestçe sentezler yaparak eserini meydana getiren sanatkara bir yaklaştırır. Sanatkara bizi yaklaştırır. Yalnız filozof, yapacağı sentezin öğelerini hayat gücünden değil, ilimlerden almaktadır. Sanatkar ise filozofun da sentezini yapma tarzında şahsi yönsemeleri rol oynadığı gibi bu çalışmada filozofun içinde yaşadığı cemiyetin de geniş ölçüde rolü bulunduğu unutulmamalıdır. Bu meseleyi gelecek bölümün konusu olan felsefe ve cemiyet bahsi dolayısıyla tekrar ele alacağız demiş ve konuyu bitirmiş Sayın Hocamız. İlim ve felsefe diye bir başlık atmış. Burada ilim ile felsefe arasındaki nüans farklılıklarından bahsetmiş. Aslında o da iki sayfa ama bir 10-15 dakika sürebilir. Çünkü bazı konularda belki yorum yapabilirim. Fazla sıkmayayım sizi dostlar. KOS böyle bir seri dostlar. Dediğim gibi hep felsefe veya mantık tarzı okumalar yapmayacağım. Teoloji de olabilir. Bir romandan bir parça, bir bölüm de olabilir. Bilimsel konular da olabilir ki bilim kitaplarını seçtim dostlar. Bu şekilde demokratik bir şekilde çok fazla yoruma kaçmadan kitapta yazar ne yazmış ise aynen size karşınıza geçip okuyacağım. Bu serileri ben önemsiyorum dostlar. İnşallah sizler de değer veriyorsunuzdur. Çok fazla katılım görmüyorum. Yani isterim ki en azından bir ay içerisinde hiç olmasa bir 10-15 bin kişi izlesin de isterim. Çok fazla yani yüz binlerce taraftarım olsun diye bir kişi değilim. Beni biliyorsunuz. Ama buralarda da kalmak istemeyiz. Çünkü gerçekten çok önemli bulduğum hususlar. Ben önemli bulduğum için siz de önemli bulun demiyorum ama ben önemli olduğuna inandığım için önemli buluyorum. En azından böyle söyleyeyim. Neyse şimdi de bu kadar. Bu seriye de bu şekilde bir başlangıç yaparak Bismillah demiş olduk. Startı verdik. Hadi bakayım hayırlısı. İnşallah fikrim değişmez. Yani böyle bir seriyi yapmayacağım demem. O kararı almam inşallah. Öyle bir niyetim yok. Belki ara ara biraz kızdıran kişiler olacaktır. Belki biraz ara veririm ama devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi de bu kadar olsa. Hoşçakalın.